21 Eylül 2020 Harvard bahçesinde geziyoruz. Bugün Harvard'ları hasat yapacaktık fakat yağmurdan dolayı yapamadık. Nasip olursa yarın gireceğiz. Harvard ve Harvard'ların içinde de görüyorsunuz burada bazıları çatlamaya başlamış yavaş yavaş. Bazıları da yeni yeni çatlıyor. Burada Harvard'da biz Fenor'u kullandık tozlayıcı olarak. Şimdi şurada da Fenor'a gelelim. Görüyorsunuz arkadaşlar Fenor'un verimini tozlayıcı olarak kullandık. Bir Fenor bahçesi olmamasına rağmen büyük miktarda bir ceviz tutmuş yine de. Etraftan da tozlayıcıyla herhalde toz alıyor ama tabii bu şöyle baktığınızda Fenor'un ağacın içleri de dolu arkadaşlar. Şöyle baktığımızda çok rahat görüyorsunuz. Problem şu arkadaşlar Türkiye'de bazı ağaçlardan Chandler veyahut da Fenor fark etmeden az meyve veriyor diyorlar. Ağaçların içini aşırı budadıkları için meyve tomurcuklarını da kesiyorlar veyahut da bazen kalem de lazım oluyor. Ondan da kesmiş olabiliyorlar. Özellikle 6-7 yaşındaki budamalarda ağacın içini çıplaklaştırıyorlar. Fakat bizim ağaçlar çıplak değil. Görmüş olduğunuz gibi. Eğer fenorunuz meyve vermiyorsa ağacın içi çıplaktır. Meyve tomurcuğu yoktur. Veyahut da yanlış tozlayıcı vardır. İyi besleyemediyseniz meyve tomurcukları da büyük ölçüde ölmüştür burada. Şimdi biz arkadaşlarla geziyoruz bahçeyi. Kendilerinde Niğde'de bahçeleri var. Sizleri tanıyalım. Merhabalar, adım Burak Yozcu. Niğde Ulukışla Güney Köyü'nde Volkan Bey ile birlikte ceviz bahçemiz var. Evet. Sevgili İbrahim abimizden tecrübelerinden faydalanmak için geldik. O da bizi bahçelerinde gezdiriyor. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün Fenor ve Harvard'ları görüyoruz. Chandler'ları da göreceğiz. Şansınıza bugün Fenor ve Harvard'ları hasat edecektik ama yağmurdan dolayı edemedik. Yarın yapacağız. Görüyorsunuz Fenorlar güzel, Harvard'lar çatlamış evet. Burası 7'ye 4 bahçe yaklaşık 8 yaşlarından. Evet bu sene 8 yaşında olacak. Geçen sene de burada hasat etmiştik. Verimi nasıl görüyorsunuz burada Harvard'ın ve burada bir tane tozlayıcı olarak Fenor var. Çünkü sizde Fenor ve Harvard var. Niğde Ulukışla'daydı. Doğru, evet. Niğde Ulukışla'da. Yaklaşık olarak bahçemizde 2750 tane ağacımız var. Bunun 2000 kadarı Fenor. Tozlayıcı olarak ronde ve meylanizle kullanıyoruz. Fakat bir kısmında da 300-350 kadar Harvard ağacımız mevcut. Tabii ki yani umut ediyoruz ki bizim de buna yaklaşır diyoruz. Yani bu kadar olmasa da 8. yılında. Tabii muhteşem görünüyor ağaçların benim üstü. Çok yüksek. İnşallah sizde de böyle olur. Bütün dallar dolu. Sizce İç Anadolu bölgesinde örnek olma adına sizin orada tabii Fenor, Harvard bu tip veyahut da Chandler'da olsa büyük verime yatmış bahçe sayısı az. İnşallah orada da güzel bir bahçe yapıp önemli olan örnek olmak değil mi? Yani cevize girmekte evet. Sizi de tanıyalım. Nereden aklınıza geldi Volkan Bey? Benim bir tanıdığım iş yerinden bir tanıdığımız vasıtasıyla sizinle tanıştık. Ondan sonra Ulukışla'da böyle bir yatırım yani planladık. Yani iyi ki de yapmışık. Sizi de tanıyarak bu şekilde aynen. Belki önümüzdeki yıllar için güzel bir şey olacak. Orada tabii çok zor bir iklim ve çok zor şartlar var. Ama işte sizin doğru programlamanız, bitki besin elementlerinin iyi verilmesiyle beraber umut ediyoruz ki buradaki başarıya yakın bir başarı sağlarız. Şu anda iyi gidiyor ama ağaçlarınızın evet, boyu evet. Da çok güzel. Sizin 2 yılı çünkü bitti. Güzel. Evet. Burada tabii Harvard'lar var. Bir de Harvard'ın yanında Fenor var. Görüyorsunuz. Bak bu evet. Fenor'u biz tozlayıcı olarak kullanıyoruz. Size de böyle yaptık. Ayrıyeten evet, Harvard'ların doğru. İçine. Evet. Tozlayıcı olduğu halde bile yani burası şimdi bir Fenor bahçesi olaydı daha çok olacaktı. Tozlayıcıları daha doğru dikecektik. Evet. Öyleyken bile Fenor sizde bir hayli var yani bahçede. Bunun verimini Fenor hakkında da verimini bunu en azından gördükten sonra
herhalde iyi ki Fenor'da diktim diyorsunuzdur yani. Tabii siz yani. De Fenor'la alakalı bu verimi siz ne düşünüyorsunuz? Görünce. Çünkü geçen sene de büyük ağaçları görmüştünüz. Tabii oldukça iyi. Bir de bizim yani iklimsel olarak başka aynen. şansımız olmadığı için hani biraz da kıra riski değil mi? Riski aynen. sebebiyle hani sizin o şekilde uygun görmeniz ama hani piyasada veya işte söylenen gibi de verimsizliğin veya şeyin olmadığını bence ortada. Biz de böyle bir şey elde edeceğiz eminim yani evet. bundan. Şöyle aslında şöyle bir şeyler var arkadaşlar. Yani bu çeşit Fransız çeşidi. Evet. Fransızlar Fransa'da Fenor'dan 500 kiloyu çok rahat alabiliyor. Yoksa zaten niye 10 sene 20 sene uğraşıp bu çeşidi bulsun? Çünkü kıra riski orada da var. Amerikalılar da Chanter'dan, Auvert'tan 500 kiloyu alabiliyor. Biz bir Amerikalı'dan daha mı az akıllıyız? Chanter'dan, Auvert'tan az ürün alacağız. Veyahut da Fransız'dan daha mı az akıllıyız ki Fransızlar kadar ürün alamayacağız? Değil mi? Şimdi burada ne olacak? Biz cevizci olanlara sizin gibi yatırımcıları yönlenmek yani yöneltmek daha doğrularla bilgilendirmek gerekiyor. Çiftçilerimiz ve yatırımcılarımız doğal olarak bu işe girdiğinde sizin gibi araştırıyorlar nasıl yapın. Onlar bilmeyebilir cevizi yönetmeyi doğal olarak işleri o değil. Önemli olan sizin gibi yatırımcıları da doğru bilgilerle uğraştırmak. Evet. Bu tip 500 kilolara almak. Eğer biz Fenor'da, Chanter'da, Howard'da, Lara'da, Tülara'da 500 kiloyu alamıyorsak o ağacı değil, baştan kendi hatamızı araştırmamız lazım. Çünkü adamlar alıyor. Eğer onların aldığını biz alamıyorsak bizde bir arıza vardır. Bunun da en büyük nedenlerinden birisi zaten yanlış budama. İçini boşaltıyorlar ağacın. Şöyle baktığınız zaman çıplak çıplak gözüküyor ağaçlar. Bomboş. Hep budamış budamışlar. Ve bazen de iyi beslenmediğinden dolayı meyve tomurcukları kuruyor. Bir de tozlayıcıyı da yanlış kurduğu zaman bu Chanter'da, Fenor'da, Lara'da, Tülara'da, Howard'da tamamı problemli. Meyve vermiyor. Onun için biz bunları bir şekilde aşmamız lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün çeşitler bizim için Fenor, Howard, Lara, Tülara hiçbirisi ayırmadan biz 500 kilo ortalamayı yakaladık. Bizim burada çiftçilerimizin de kültürel işlemlere, sulamalarına, gübrelemelerine, budamalarına dikkat ettikten sonra çok rahat bu kiloyla yakalanlar. Bu kiloyu yakalayan çok çiftçimiz var. Yani biz zaten görüyoruz çiftçilerimizin de Howard'larda, Fenor'larda, Chanter'larda 500 kiloları alanları gördükçe çok mutlu ediyoruz. Demek ki bir çeşit burada çok ürün veriyorsa diğer tarafta da verebilir. Burada bir hata yapıyoruz demektir. Eğer burada hatamızı zaten kabul etmiyorsak da doğruyu bulamayacağız demektir. Ama bizim için önemli olan herkesin 500 kiloya çıkıp bir an önce fazla verim alması, Türkiye'nin de yurt dışına döviz çıkışını durdurmamız lazım. Buradan da diğer bahçelerimize geçelim. Evet arkadaşlarımız, bahçe gezimiz devam ediyor. Şimdi Fenor ve Chanter'ların olduğu bahçeye geldik. Bu görmüş olduğumuz ağaçta Chanter'ımız oldukça güzel meyve var. Yan dalları da iyi görüyorsunuz burada. Chanter'da burada şu yan taraftaki Chanter arkadaşlar. Arada şöyle bir bakar mıyız? Bak şu Chanter'ın mesela oldukça güzel bir meyvesi var değil mi? Bakın her dalların arası meyve dolu bak. Şöyle hatta bunları böyle kestiğimizde daha iyi çıkıyor. Komple meyve. Bu da Fenor. Bak dibinde değil mi? Arada kaç metre var? 7 metre. Burası ilk diktiğimiz 7'ye 7,5 bir Fenor. Daha iyi gözüksün diye aralarda bak çektik. Kestirdim yaprakları. Bu Fenor. Bu da Chanter. Arada sizce fark var mı? Yok. Hemen hemen ikisi de aynı görünüyor. Yani hiçbir fark yokmuş gibi. Çünkü niye fark yok? Bunların ikisinin de yan dal verimi %80 olduğu için aynı oranda meyve veriyor. Önemli olan doğru bir budama, sulama, gübreleme gibi hadiseleri yaptıktan sonra Fenor, Lara, Tülara, Chanter bugün hepsini geziyoruz. Yani Howard'a da baktık. Yani önemli olan şöyle ağaca baktığımızda bakın ağacın içindeki dallar net bir şekilde gözükmüyor. Gövdeye kadar meyve alıyoruz. Çünkü bakın az önce sizde budamayı tartışmıştık. İç dalları kesmiyoruz dedik ya bırak. Değil mi? Bakın şimdi iç dalları kesmediğimiz zaman ucunu almadıkça bakın ta ağacın içine kadar meyve dolu bak. Ta evet. gövdeye yakın. Şöyle baktığın zaman bizim ağaçlarımızın içindeki dallar çıplak çıplak gözükmüyor. Meyve vermiyor diyenlere bakın zaten ağacın içi boş.
Ne yapsın ağaç? İçini boşaltıyorlar gereksiz budamalarla veyahut da çok kalem alıcı ezeyi de fazla budanıyor veyahut da bilmiyor udanıyor buduyorlar. Veyahut da belirli bir süre sonra ağaç gölgelediğinde güneş ışını sokmayıp meyve tomurcuklarını da iyi beslemediklerinde ölüyor. Zaten az meyve tomurcuğu kalıyor budandığında. Bu sefer ağaçlardan çantır, fernor, lara, tülara fark etmeden verim düşüyor diyorlar. Ama böyle baktığımızda bizim ağacımızın bakın içi her metre karesi bakın her metre karesinde içlerinde şu meyvede bak gövde bile gözükmüyor meyveden bak ta gövdeden. Bu çok stratejik değil mi? Bir de buraya 3. gelişimiz. Evet ben de onu söyleyeyim. Evet, evet. Gelişimiz. 3 yıldır. Ve 3 yıldır aynı, hep aynı manzara. Yani hep bu 15 yaşında Burak. Yani o 3 sene önce de böyle gördünüz. Aynen, geçen aynen, sene aynen, buranın aynen. videosunu yaptıydık biliyorsunuz. Biliyorum. Evet. Ağır bir verim aldık ve 15 yıldır bu yaklaşık fernorlar burada ortalama hiç kıraya yakmadı. Yani diğerlerini bazen yakabiliyor. Evet. Bu da geç uyanıyor. İşte kıra riski olan yerler için iyi. Ve bu kışladaki bahçemiz de İbrahim Bey. Evet. 8 Mayıs'ta tomurcuk açtı. 24 Nisan'da bölgede yok önce 24 Nisan'da oldu. 24 Nisan'da kıra oldu ve bizim bahçeler hiç ona yakalanmadan, etkilenmeden ya Ulu Kışla'da siz 1350 rakımda. 1350 rakımda kıra yakalanmadan yolumuza devam edebildik. Devam etti. Evet. Ağaçlarda da zaten herhangi bir donma ıvır zıvır. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yeterli sürgünü bu yıl aldık. İki senedir devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Aynı şey. Ama işte bu ağaçlarımız böyle ürün verdikçe de. Bakın bir de bu aşırı ağır bir meyve veriyordu. Biz biraz fernurun çok vermesinden de şikayetçiyiz. Sizle de bunları konuştuk. Bakın neden? Çantarın da vermesinden de şikayetçiyiz. Meyveyi küçültüyor diye. Bakın arkadaşlar ne kadar sert budama yapmışık dalları. Bak dalı evet, görüyor musunuz? Bakın. Evet. Ve böyle hep kestik bakın. Bir de burada da var. Büyük dalları bak kesmişik bak. Yani meyveye... Çünkü biz burada aşağı yukarı 6-700 kiloya kadar çıkınca bakın görüyorsunuz kol kalınlığına bacak kalınlığında dalları keserek fernurun 6-700 kilolardan 5-550 kilolara düşürdük. Kalibreyi ilerletmek için. Biz bunu çantırda da yapıyoruz. Yani çantırda aşırı derecede verim verince bakın bir de gelelim. Şurada bir çantırımız var tekrar. Bakın şöyle. Bak bu da çantır. Görüyorsunuz arkadaşlar hemen dibinde. Bunda da bir aşırı meyve var. Fakat biz bu çantırda da aynı şekilde dalları kestik ve bizim çantırlara da bakın hiç de gövdeye kadar meyve var görüyor musunuz bak sen de onunla aynı. İşte bu yani ucunu kesmeyi bırakıp da bir de aşırı sert budamazsınız 6-7 yaşlarında gövdeye kadar meyve alıyorsunuz. Bak biz çantırlardan da görüyorsunuz fernorlardan da ta gövdeye kadar bizim ağaçlarımız hiç çıplak gözükmez içi. Bu Howard'da da aynı Howard'lara da baktık az önce Lara da aynı. Tülara da aynı. Yani ağaç az meyve vermez. Ağaca az meyve verdirtilir. Ağaç az büyümez. Ağaç az büyütülür. Meyve küçük olmaz. Meyve küçük oldurulur. Yani bu bizimle bu ağacı yönetmemiz ile alakalı. Ve çantırı görüyorsunuz. Gayet güzel. Dallarını görüyorsunuz. Ta yerlere kadar bakın. Ne kadar güzel meyve var değil mi? Yani burada... İkisi yan yana arkadaşlar. Arada bir fark olmadığını ben. Evet evet zaten en güzel ispatı çok yakın tabii. Ve birbirine çok yakın olması sebeple hemen hemen. 7 metre var. Ara var. Evet şeyleri aynı görünüyor. Şöyle baktığımızda çantır çok harika. Ben çantırı da çok seviyorum arkadaşlar. Çok kaliteli ve beyaz içi var. Yani harika bir ceviz. Onun için Türk cevizciliği için hepsinin ayrı ayrı bir güzelliği var. Şimdi fernor çantırları geziyoruz ve diğer tül araları da gezeceğiz. Şimdi çantırlar arasında fark olmadığını yan yana gördük ya. Bu en büyük özelliği bak fernorun, laranın, tül aranın, çantırın yan dal verimi. Görüyorsunuz hiç boş atlamamış. Aşırı derecede bir verim var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bakın sizin yaprakları ben sizlere kestirdim ki arkadaşlar. Daha rahat görürsünüz iyi bakın. Şuralara baktığımızda yani biz bu kadar meyve versin istemiyoruz yani. Fernur'un da bir dezavantajı işte aşırı meyve vermesi. Ya çok aşırı veriyor. Bu sefer meyveyi küçültüyor. Çantır'da da aynı sorunu yaşıyoruz. Az önce gösterdiğim gibi dalları kesiyoruz. Ama burada şu var. Türkiye'de Fernur'un bazen meyve vermediğini söylüyorlar ya. Yanlış yapıyorlar ama kimse yanlış yaptığını söylemiyor. Ağacı gereksiz buduyorsa bazen içini çıplaklaştırıyorlar. Veyahut da iyi besleyemediği için meyve tomurcukları ölüyor. Veyahut da
tozlayıcı dikiyor, yanlış. Yıllarca franket ve fernet de dikildi. O ronde ve meylan olması lazım. Veyahut da ben geçen bir arkadaşa gittik. Benim dedi, orada dedi ronde var dedi. Yine dedi meyve vermiyor dedi. Bir 8-10 dönüm kadar bir fernur varmış. İçinde de 3-4 tane ronde varmış. Ve gittik rondeyi rüzgar istikametinin tersine dikmiş yan yana. Ağaçlara hiç faydası yok. Dedi ya bende ronde var. Tozu rüzgarın estiği yana yok. Ya görünce çok üzüldü. Bir de buraya geldi bizim bahçemizi gördü. Adam ya hata yapıyormuşuk dedi. Bilmiyormuşuk. Ama insanlar bilmediğini bilmiyor. Şimdi problem o. Bilmediğini bilirsen sıkıntı yok. He, çözüm bulursun. Yok olmuyor dediniz zaten kapatıyorsun her şeyi. Olmuyor. Ama Fransız 500 kilo alıyor. Chanter'dan da Amerika alıyor. Lara'dan da Fransız 500 kilo alıyor. Biz niye almayalım? Biz çiftçilerimiz almayabilir. Yatırımcılarımız. Onlar araştırıp biz onlara doğruları yöneltmemiz lazım. Doğru yönlendirmemiz lazım. Yani çiftçimiz ve yatırımcımız bunun genetik özelliğini bilemez. Şimdi Fendor'un genetik özelliği de şu. Volkan arkadaşım. Şöyle bir durum var. Bunun babası Franket. Franket dikine gelişen bir çeşidi. Ama Lara anne olarak kullanmış. Lara aslında bir Amerikan çeşidi. Amerika'da bunu kullanmamaların sebebi Amerika'da alternatif çok. 7-8 çeşit var. Fakat Lara'nın dedesi 1905 yılında Amerikalılar tarafından Çin'de Mançurya bölgesinde Amerika'ya getirilen bir çeşit. İri ve içi 10.3 geliyor. Çok iri bir çeşit. Hatta bu siyah çizgi hastalığına bunu anaç olarak da kullanmışlar bunun meyvelerini. Şimdi bunun ismini de Manrejia koymuşlar. Mançurya'nın Man, Rejia da Rejia, evet. Rejia bölgenin ismini koymuşlar. Fakat ne yapmışlar Amerikalılar bunları? Bu Manrejia çeşidi Fenor'un büyük dedesi çok hızlı gelişen iri bir ceviz. Bunu Fransızların Mayette çeşidiyle çaprazlamışlar. Mayette çeşidi de çok çok geç uyanan bir çeşit. Franket gibi veyahut da 2-3 gün sonra. Ama Çin'den gelen çeşidin hem yandal verimi yok hem çok erken uyanıyor. İkisi çaprazlandığında ne olmuş? İkisi çaprazlı. Evet. Biraz daha geçti. Bir daha çaprazlamışlar. Lara'yı bulmuşlar. Şimdi Amerikalılar Lara'yı niye Lara ile devam etmiyorlar? Alternatif çok. Çünkü Amerika'da ki üretim yapıldığı yer Kaliforniya. Yani Amerika'nın tamamında bir ceviz üretimi yok. Kaliforniya Türkiye'nin yarısı kadar olan bir yerde Amerikalılar fakat İzmir gibi sıcak bir bölgede yaptıkları için bu işi. Bu sefer genelde hani sıcak yerde problem olmadığı için aşırı geççi çeşit onunla bir derdi yok. Fakat bizim derdimiz var 0 ile 2000 rakımda. Amerika Birleşik Devletleri eğer düz, stabil, İzmir gibi yerde, Muğla gibi bir yerde bile onun 7-8 tane çeşidi vardı. Şimdi Chanter'ın alt üstüne 5 tane daha buldular. Niye 5 tane de buldular? Bakın Ivanhoe, Salona, Ford, Gillette, Secton en sonda Durham'ı buldular. Niye? Bundan 2-3 sene önce genetiğin başı Jack Lacy diyor ki biz diyor artık diyor Chanter'la diyor rekabet edemiyoruz rakiplerimizle. Neden? Chanter'ın kötü olduğundan değil. Hem geç hasat oluyor diyor, pazara geç giriyoruz. Hem diyor iç ceviz satacağımız zaman diyor %48-50 arası dolduruyor diyor. Çinliler bulmuş %60-65 dolduran. Burada bir pazar sıkıntısı oluyor diye adamlar 7-8 çeşit bulmuş. Ve şu anda Amerika'da satılan cevizin tamamı Chanter değil ki. 80 sene önce üretmiş olduğu peyin çeşidi var, onu da satıyor. Efendim 50 sene önce sör çeşidi ve hatta çeşidi binlerce on binlerce dönüm arazileri var. Onun meyvesini de satıyor. Sonra Chanter'ı bulmuş. Chanter üretmiş. Howard'ı bulmuş ve Tulare'yi. 10 numara çeşit. Adamların Chanter açığı yok. Çeşit ceviz açığı vardı. Ceviz üretiyorlar. Bizim Chanter açığımız yok ki. Fenor açığımız yok ki. Howard, Tulare, Lara açığımız yok ki. Bizim ceviz açığımız var. Biz onun için cevizci olmamız gerekir. Chanter'cı da değil. Fenor, bu bana çok saçma geliyor. Yani Fenor'un yarın daha iyisi bulunduğu gün daha iyisini dikeriz. Doğru mu? Kesinlikle. Ama yok. Hadi bulalım madem daha geç uyanan. Bunun biliyorum ki bunun sert kabuğu ufak oluyor meyvesi ve çok sert kabuklu oluyor. Tabii ki Chanter pazara çıkarken daha rahat. Ben bunun bulsam zaten bunu dikmeyeceğim ama yok. Adam 20 sene uğraşmış bunu bulmuş. Doğru mu?
Biz ne yapıyoruz? Daha iyi bulana kadar bununla gideriz. Kıra riski Türkiye'nin en önemli şeyi. Adamlar az önce dediğim gibi Amerika'da stabil rakımda 8-10 çeşitle gidiyorsa, üstüne 7 tane daha buluyorsa 0 ila 2000 rakımda biz kaç çeşit yapmamız lazım? 20. Görüyor musun? Çin'e gittiğimde Çinli profesörle konuştum, ne dedi biliyor musun? Bizim dedi 52 çeşidimiz var, 26 tanesinde üretim yapıyoruz dedi. Bundan 4 sene önce, şimdi kaç tane yaptıklarını bilmiyorum. Biz tek bir çeşide böyle alt gözlüğünden bakarsak, bütün çiftçilerimizi tek çeşide yöneltirsek bu ülkeye ne kadar iyilik yapmış oluruz? Ben bunun sorumluluğuna girmem. İsteyen çantır, fernol, lara diker. Bütün çeşitlerin tamamını tanıtıyorum ki kim ne istiyorsa onu diksin, bunu duymuyorum, bilmiyorsun demesin. Çünkü şöyle bir şey var. Hakikaten fernoru üretmek zor. Fernor kalem vermiyor. Şimdi bu üreticiler için zor. Fernor üretmek zor. Lara üretmek zor. Havurt üretmek çok zor arkadaşlar. Yani bunların boyunlu göz yaptığı için fidancı ve üretici arkadaşlarımız, ya bana da dahil olmak üzere, zor hakikaten. Yani ticari olmuyor. Bu sefer çantır çok kolay üretiliyor. Hemen ona yöneliyoruz. Yani bunu da yapmamamız lazım. En azından bunun üretimini veyahut elinde kalemi yoksa damızlığını kurması lazım. Bizim üreticilerimiz de zaten daha böyle aktif. İnşallah onlar da yapsın o arkadaşlar. Yani çeşitler girsin. Çünkü eğer sen iç ceviz yapacak isen tülara yapabilirsin. 50-55 dolduruyor. Değil mi? Tülarayı dikebilirsin. Efendime söyleyeyim, Harvard az önce gördük ne kadar muhteşem verim var. Chanter'dan 15 gün önce. Bak Chanter daha hiç çatlamamış. Harvard'ın çatlamasını gördüm. Bakın bir de şöyle yapayım arkadaşlar, bak. Fernor çatlamaya başlamış. Bakın görüyorsunuz. Çatlıyor bak. Sen Chanter'a bakın. Hiç daha çatlama yok. Bakın hiç. Chanter'da çatlama yok. Bakın Chanter'da bir çatlama yok. Niye yok? Çünkü bu geçici, yüksek rakımda bir problem. Bakın baktığınız zaman böyle tam içi olmamış. Ama burada şöyle fernolara baktığımızda bakın olmuş. Harvard'da da öyle. Şimdi her güzelin bir kusuru var. Bunu yönetmeyi bilmemiz lazım. Chanter'la fernol da aynı budanmayabilir, sulanmayabilir de gerekirse değiştireceksin. Şimdi bunun babası dikine gelen bir çeşit, gelişen bir çeşit. Fakat bunun büyük atası manrejiye dediğimiz çeşit. Çok iri. Fakat bunu hayat ile çaprazladıkları için bunların oğlunu tekrar Hatne ile çarpıştırıyorlar. İkisini çaprazladıktan sonra Lara buluyor. Lara da iri bir çeşit. Bugün Fransa'nın yarısı Lara dikiyor, İtalya'nın tamamına yakını Lara dikiyor. Adamlara diyorum ki niye Lara dikiyorsun? Kardeşim diyor, bizim diyor Avrupa'da diyor kabuklu ceviz çok satılıyor. İri ceviz istiyorlar diyor. Bakın iri ceviz Lara. Lara dikiyorlar. Niye? İşte 1905 yılında Amerika'dan getirilen çeşitli çaprazlaya Lara'yı almış adamlar. Lara, Fransızlar demiş ki biz Lara'yla da bir yere varamayız. Daha geç olan bir çeşit var mı? Evet, bulmamız lazım. 200 yıllık Franket çeşidini Lara'yla çaprazlamış ve bunun sonucunda da Fernor'u bulmuş. Fernor çok geç uyanıyor ama bu mübareğin iç cevizi en kaliteli de bu. Bunun üzerine başka bir ceviz yemezsin. Şimdi Fransa'da da Fernor çeşidi çok pahalı satılıyor. Ben bile evde hep Fernor yiyorum. Yani Fernor'un ayrı pazarı olacak. Biz Fernor'dan da vazgeçemeyiz. Chanter'dan da vazgeçemeyiz. Harvard'dan da, Tülare'den de Lara. Şimdi biz de bunun babasıyla ataları çok dikine geliştiği için aşırı makas atıyoruz bunlara. Atmayalım, uç kesimi yapmayalım. Bunun soy ağacını iyi bilirsek, biz cevizlerin genetik yapısını bilmediğimiz için her cevizi aynı suluyoruz, gübreliyoruz. Bunu sen eğer iyi yönetir isen, bunun soy ağacını bilirsen, ucunu da çok fazla kesmezsen fazla meyve veriyor. Sonra Chanter'ın tozlayıcısı Fernor, Fernet'te Franket. Bunun tozlayıcısı var. Bir bahçenin yarısına Chanter dikiyor adam. Bir yarısına da Fernor dikiyor. Diyor ki kardeşim benim diyor Fernor'un meyve vermiyor, Chanter'ın veriyor. Verecek tabi. Senin Chanter'ın tozlayıcısı zaten Fernor. Ama Fernor 5-6 yaşından önce tozlayıcısı erkek çiçek vermiyor ya. 6 yaşında ürün alamıyor. Diyor ki benim diyor ağacım diyor Fernor diyor ürün vermiyor diyor. Yan tarafta diyor Chanter'lar veriyor diyor. Harvard'lar veriyor diyor. Lara'lar veriyor diyor. E kardeşim zaten Harvard'ın, Chanter'ın tozlayıcısı Fernet, Fernor. Sen ne yapman lazım? Ronde'yi dikeceksin. Meyleni dikeceksin. 5-6 sene bekledin mi? Sen bu verime yattığında
Bu zaten bir daha soğuk zararı olmuyor. Öbürkü erken verime yattığı için soğuk zararına yakalanıyor. Yakalanmıyor. Aşırı verim. Erken uykuya yatırıyor. Bundan da verim yok. Tozlayıcısı yok. Sürgüne kalkıyor. Ağaç sonbahar soğuklarından zarar görüyor. Diyor ki bizim bahçemizde fernor veyahut da başka şey soğuk gördü. Ben geçen sene 2-3-4 senedir hatta 5 sene önce çok büyük bir zarar oldu. Çantırlarında, fernorlarında, laralarında dalları kurudu. Bunları ben yayınlamadım. Neden yayınlamadım? Herkes çantırı soğuğa dayanıyor dayanmıyor diye tartışacak. Fernoru çünkü ben Türkiye'ye bu kötülüğü yapmak istemedim. O gün o çantırı, fernoru, larayı, tülarayı, soğuğa yakalananları çekeydim. İnsanlar cevizden korkacaktı. Ben biliyorum ki iyi yönetilemediği için, erken yaprak döktürülemediği için veyahut da o sene ekstra erken bir kış gelebilir. Ondan zarar oldu. Bunları çabuk lanse etmedik. Çünkü bizim karşımızdaki insanların bizim gibi profesyonel değil, ne dediğimizi anlayamayabilirler. Zaten ceviz açığımız var. Bu sefer ülkemize zarar da verebilirdik. Onun için biz cevizci, ceviz uzmanı veyahut da cevizi araştırıp şey yapan, ilgilenen arkadaşlarımızın da sorumluluğu olduğu için çok dikkatli konuşmamız lazım. Ya o zaman sen çantır dikersin, ürün alamazsın, yanındaki diker alır, mahcup olursun. Sen dikersin fernörü, ürün alamazsın, birisi böyle diker alır, mahcup olursun. Gerek yok ki. Ne olur çiftçilerimiz bari doğru yönlendiğinde herkesin 500 kilo alması hiç zor değil. Bu çantır, lara, tülara fark etmez. Bu da bir örnek. Siz az önce ne dediniz? 3 senedir geliyor. 3 senedir aynı verimi görüyor musun? Çantırla fernör arasında hiçbir fark yok. Evet. Yalnız dediğiniz gibi piyasada bu çok konuşuluyor. Evet. Yani 2000 rakımlarda çantır dikildiğini, verim alındığını, fernordan verim alınamadığı söyleniyor. Fakat biz sizinle gezmiş olduğumuz fernör bahçelerindeki... Bütün bahçelerimiz, bak kaç bahçeyi gezdik. Hiçbir sorun yok ve dediğim gibi o bir kere değil, üçüncü hasat zamanında biz geliyoruz. Ve her hasat geliyorsunuz her siz. Her hasat geliyoruz ve hiçbir sorun görmedik yani. Hiçbir sıkıntı görmedik. Evet. Şimdi rakiplerimiz 8-10 çeşit. Çin 26'yı kaç yaptı bilmiyoruz. 56 yaptı. İç kırmak isteyen aynı çeşit. Dış kırmak kabuklu isteyen aynı çeşit kabuklu. Erken uyanana geç uyanana biz tek bir çeşitle diktatörlük gibi. Yani tek çeşit bizi nereye götürür sizce? Yani bu zaman içinde bir ki en başta rekabet şansımızı düşürecektir. Çok önemli, bravo. İkincisi yüksek rakımlarda zaman içerisinde iklimsel olarak zararlara uğrayan insanları bu işten soğutacaktır. O da var. Çünkü zaman içerisinde tek çeşit piyasadaki bir tekele sebebiyet verecek. Bundan dolayı da diğer çeşitler piyasadan çekilmek zorunda kalacak ve insanlar zarar gördükçe diğer çeşitlerin tekrar piyasaya gelmesi çok zorlaşacak. Çünkü bu iş biliyorsunuz yani kurulum aşamasında hem maliyet hem de büyük emek gerektiriyor. Yıllar evet. boyunca maliyet ve emek demek bu. Aynen. O nedenle yani bu ben de bu konuda bir yatırımcı olarak doğru çeşidi, doğru yerde doğru çeşidin ve çeşitliliğin olması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Ve bunu sizin bahçelerinizde çok net yaşıyorum, görüyorum her seneki ziyaretlerimizde. Yani ben şu anda bakın Chandler, Lara, Fernor, Tülara ve Howard var. Görüyorsunuz Howard'la Fernor'ların hasatına başladık. Evet. 3 gün sonra Tülara, ondan sonra Chandler'a. Pazara erken giriyoruz. Bu çok önemli. Bakın bir de şöyle bir şey var. Burak Bey, hadise şu. Bizim doğal olarak ceviz kültürümüz yeni olduğundan dolayı yüksek rakımlarda, diyelim ki 1000-1500-2000 rakımda 100 dönüm, 500 dönüm, 1000 dönüm veyahut da daha fazla olup da 500 kilo alan arazi yok. Olsa da bir elin parmaklarını geçmez. Bunlar sonbahar soğuklarını bilmiyorlar doğal olarak. Çünkü cevizin içinin olması için sıcak, dış yeşil kabuğunun çatlaması için de soğuk lazım. Bizim burada Marmara bölgesinde cevizin içi olduğunda daha dışı çatlamamış oluyor. Niye? Hava sıcak. Bize belirli bir hasat süresi sağlıyor. Jacques de diyor ki bizim on binlerce dönüm arazimiz var. Biz diyor makinelerimiz yetmiyor aynı anda soğuklar çıkınca hasat ve kurutmaya diyor kurutma makineleri. 4-5 çeşit yapınca 1000 dönüm adam çantır yapmıyor. 1000 dönümün 600 dönümünü çantır yapıyorsa 700 dönümünü çantır yapıyorsa Howard ve Tülare de koyuyor. Sir bile koyuyor içine. Veyahut da yeni çeşitleri. Hasat süresini uzatmak. Uzatıyor.
Şimdi 3 sene önce girsinler baksınlar internetten. Şili Chanter cevizlerinin %70-80'ini hatta %90'ını çöpe attı. Niye arkadaşlar? Sonbahar yağmurları bir geldi. Birdenbire çatladı ceviz. Çatladı ve yağmurlar bir hafta sürdü Burak Bey. Çarşaf çarşaf resim attılar ve bilgi attılar. Oraya giden arkadaşlarımız da gördü. Ve Chanter'ın %80'ini 90'ını toplayamadılar. Toprakta bıraktılar. Eyvah dediler, yağmura yakalandık. Çünkü yağmur 4-5 gün devam ederse yerden toplayamıyor, kuruyor. Çürüyor mal, içi bozuluyor. Siz İç Anadolu bölgesinde 1000 rakım ile 2000 rakım arasında gece gündüz ısısı çok sert olur birdenbire. Evet. Birdenbire hava soğuduğu zaman 1000 dönüm yerin varsa bir gecede olur, yere dökülür. Her şeyin olsa bile yapacak bir makine, toplayacak bir makine, mal yerde bozulabilir. Bunları kimse söylemiyor, çiftçi neden başına gelmemiş. Ama biz kendimiz yüzlerce, binlerce, on binlerce dönümde hep hasat yapıyoruz. Benim baktığım bahçelerde Manisa'da karakeçi tarım çekimini yaptım. Bir ay sürdü, 35 gün sürdü, 600 dönüm yer. Düşün hasat. Abi diyor, bizim diyor İç Anadolu'da olduğumuzdik, yanmışık diyor ya, Allah'tan yağmur yağmıyor diyor. Adamlar şimdi yeni yer yapacak, tülarede ek yapayım diyor yanına. Hepsini bunları söylemiyoruz. Bu fenor 12 gün önce oluyor işte. Yarısını çantır, yarısını fenor dikersin. Gerekirse, riskin varsa. Yarısını da lara dikersin. Bakın şurada lara da var, oraya da bakalım isterseniz. Gelin. Şöyle. Bakın bu da arkadaşlar, bu lara. Şöyle bir tane koparayım. Bakın. Bu çok iri bir ceviz. Lara. Lara da fenorun annesi. Bakın görüyorsunuz çok içine doğru. Ve çok iri. Çok iri. Çok arkadaşlar, bu çeşit 12-13 gün önce, hatta iyi bakarsan 14 gün önce hasat oluyor çantırdan. Fransızlar bunu o kadar çok dikiyorlar ki. Yani kabuklu cevizi isteyene bu larayı insanlar dikebilir. Tek başına bizim, her zaman söylüyorum, bizim ceviz açığımız var. Yani çantır açığımız yok ve çantır en çok savunan, Türkiye'de yayılmasını en fazla biliyorsunuz savunanlardanım. Daha da savunuyorum. Çantır bundan 20 sene sonra da dikilecek arkadaşlar. Ben yani hepsine eşit baktığım için çantır kötü değil. Tabii zaten bizim Trakya'daki bahçelerimizde çantır. Çantır sizin bahçenin yarısı çantır. Trakya'da ben size dedim mi başka çeşit? Yani çantırdan asla vazgeçmeyeceğiz. Zaten çiftçilerim benim ne demek istediğimi anlıyor. Çünkü elini taşın altına koyan o. Ama iri ceviz isteyene şöyle bir lara niye dikilmesin? Bakın yani o kadar güzel, verimli ki bu da fenorun annesi. Ya bu zaten da ağaç da dolu. Ağaç dolu bak, her tarafı dolu. Şöyle bakın. Fenor niye meyve vermesin? Annesine baksana arkadaş. Annesine bak, kızını al derler ya. Yani fenor niye meyve vermesin? Buyurun işte bakın. Bu lara. Arkadaşlar bakın. Ya gövdeye kadar gidiyor. Gövdeye kadar, evet. Buna da tozlayıcı olarak yarısını fenor franket, yarıdan sonra da ronde koyuyoruz. Çift tozlayıcı oluyor. Bakın. Buyurun. Hepsi böyle evet. Ama bakın şunlara bakın arkadaşlar. De bakın. Hep de her tarafı meyve dolu. Yani bunun yapraklarını açsam göremezsiniz. Bakın şöyle şeyden görülmüyor yani. Aşırı bir meyve var yani bunda bakın. Çok aşırı. Şöyle yaptığımızda şimdi göreceğiz. Bu çeşitleri ben cevizcilerin, bizim gibi cevizci arkadaşların büyük sorumluluğu var. Bu cevizleri tanıtmazsak yani insanlarımıza da biz iyilik yapmış olmayız. Yani biz tanıtalım bunları ama diker dikmez. Çünkü herkes risk alacak. Yani dikersin bir çeşit, risk de olabilir. Para kazanacaksın, sıfır risk olmaz. Ama biz bunları tanıtmakla mükellefiz. Tanıtırsın, vicdanen rahat olursun. Onu çiftçimiz diker veyahut da bakın ben burada biraz oyalandım ama arkadaşlar kusura bakmayın. Bu aşırı verimi göstermek istedim size. Bakın. Bakın. Evet. Bakın. Görüyorsunuz verime bak. Dallar sarkmış. Dallar sarkmış. Evet yani. Şimdi bakın. İri bir de çok iri çeşit yapıyor. Çok iri. Pazara çıkardığın zaman bunu çok rahat satıyorsun. Bu çeşitleri de biz anlatacağız. Ve erken hasat oluyor. Yani bu erken hasat, ben size her zaman hasatın erken olmasını, çok önemli olduğunu, bakın zaten başlamış yavaş yavaş kabuktan da ayrılmaya, görüyor musunuz bakın. İçi kahverengi ve kabuktan da ayrılıyor bakın. Chanter'da
Hiç çatlama yoktu. Farkında mısınız? Buyurun. Heh. İri bir ceviz. Yani yarın piyasa bunu da isteyebilir. İsterseniz şurada bir de tülare var. Tülareye doğru geçelim. Tülare çatlamaya başlamış ve oluyor. Evet, hasata şimdi hazır galiba. Evet evet. Hasata hazır şu an için. Hasata hazır. Tülare Amerika'da en fazla dikilen ikinci bir çeşit. Ve erkenci bu da serinoğlu. Yani sert çeşidi çok var. Şöyle baktığımızda arkadaşlar yerlere değiyor artık dalları. Görüyorsunuz. Tabii, tülare. Verim inanılmaz. Evet. Bir de tülarenin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Tülare zayıf toprakta bile çok iyi girişen bir çeşit. Yani bu genetik biraz. Zayıf topraklarda da çok ama çok iyi bir performans gösteren bir çeşit. İşte bunların hepsi bir zenginlik. Biz bunlara çiftçilerimizi değil mi bak mesela göstereceğiz yani bunları bilsinler çiftçilerimiz. Ve bu tülarenin en büyük özelliği bu içini %54-55 dolduruyor. Yani cevizi iç kıracaksan biraz daha şanslı. Bunlar da çok önemli. Yani bu çeşitleri bizim artık Türkiye'mizde var. Çiftçilerimiz de bunları bilmeleri gerekir. Ve dikerken de ve çok güzel de içi var bak görüyor musunuz? Buyurun. Bu tülarenin zayıf topraktaki performansı olarak ben ileriye de Türkiye'de çok yer bulacağına inanıyorum. Zaten bunun bizim Niğde'deki bahçelerimizde evet hepsinden var. Var var. Tülare de var. Tülare de var. Howard var. Var. Lara var. Fernor zaten ağırlıklı. Hepsi, evet. Şimdi çeşitlerimizden var orada. Şöyle Türkiye'mizin birçok yerinde zayıf topraklarda var ya. Hı-hı. Zayıf topraklarda bunun genetik yapısı gelişmesi çok iyi. Bunların da hasatını inşallah insanlara göndereceğiz. Bende de bunun 8 yaşında bahçesi var. Bizde arkadaşlar bütün çeşitler var aşağı yukarı. Biz bunların kontrolünü yaptığımız için bunların performanslarını dersine yazıyoruz. Ama bu çeşitler Türkiye'de ileride kurtarıcı olabilir. Tek çeşitle ben bir yere gidemeyeceğimize inanıyorum. Evet, hepinize sevgiler, saygılar.